Evet, sonuncu sorudayız. Ondayız. Sonuncu soruda. Şimdi soruya bakalım arkadaşlar. Kullanıcıdan 10 tane sayı istemişiz. Ve girilen sayıların çift ve tek olanları ayrı ayrı hesaplayıp aritmetik ortalamalarını bulmamız gerekiyor. Şimdi burada aynen bu kodu kullandım ben. Diğer soruları da bakalım. Arkadaşlar bu soruda yani ben bunu kafamdan yazmıştım aslında. Biraz zor gelebilir. Beni uğraştırdı biraz. Uzun sürdü sadece. Şimdi 10 tane sayıyı for ile kaydettik şurada. Daha sonra sırayla for'un içinde artırarak kontrol ediyoruz. Burada sayılar 2 bölümünden kalana bakıyorum. 0 ise çifttir diyorum. Ve bu değeri çift değerine yani bir çift dizisine atıyorum. Bu şimdi şöyle düşünün. 10 tane sayı giriyoruz. Bu sayılardan en fazla kaç tanesi çift olabilir? 10 tanesi değil mi? Hepsi. En az kaç tanesi çift olabilir? 0. Şimdi burada diziyi 10 adet tanımladık. Dizinin boyutunu 10 tane olacak diye. Çifti de 10 tane tanımlıyorum. Teki de. Şöyle yapıyorum. Şimdi 2'ye böldük çift oluyor yani. Dizinin anıncı terimi çifttir diyoruz. Bu anıncı terimini çift an yani çift dizisinin anıncı terimine atadık. Daha sonra teki ise sıfır yaptık. Tamam. Ne fikir miyiz bundan? Tekin o değerdeki yani ilk değer çift mesela. Şöyle söyleyeyim. İlk 10 girdim ben. İlk değer çift ya. Dizinin sıfırıncı değeri 10. Çiftin sıfırıncı değeri 10 oldu. Teke sıfırıncı değeri ise 0 oldu. İkinci değer for'da diğer değere bakıyor. Diğer değer mesela 9 olsun. 9 tek değil mi? Bu if'e girmiyor ve else gelecek. Dizinin birinci değeri yani ikinci değeri oluyor. Yani sıfırdan başladığı için. Tek oluyor. Yani tek 1 0 oldu. Çift 1 ise 0 oldu. Yok. Tek 1 9 oldu. Çift 1 ise 0 oldu. Değil mi? Böyle böyle dizileri atadık, değil mi? Daha sonra burada ne yapıyorum? Bu şeyleri teker teker topluyorum. Tekin içindeki. Tek dizisi içindeki değerleri teker teker topluyorum. Aynı zamanda çifttekileri de teker teker topluyorum. Ve bu toplamlar ne oluyor? Tek 1'e eşit oluyor diyorum. Çift 1'e eşit oluyor. Bir önceki değerle bir sonraki değeri topluyorum. Yeni değerim oluyor. Daha sonra döngüde bir artırdıktan sonra x'i bu değerim eski değer olmuş oluyor. Buradaki eski değer. Onun yeni o anki değeriyle topluyorum. Yeni değer çıkıyor. Sürekli böyle döngüye soktum mu çıkartıyorum. Daha sonra bu döngüden çıktıktan sonra diğer fotoğrafa geçeyim ben. Şuradan kalmıştı. Teklerin toplamı tek bir. Çiftlerin toplamı ise çift bir diyorum. Ekrana yazdırıyorum. Tamam burası. Hadi. Yani bunların toplamlarını buldum. Şimdi ise ne yapacağız? Aritmetik ortalamasını alacağız ya. Şimdi biraz burası kafa karıştırabilir. Bu tekleri kaç tanesinin sıfırdan farklı olduğuna bakacağız. Ya da çiftlerin kaç tanesinin sıfırdan farklı olduğuna bakacağız. Değil mi? Ama şöyle söyleyeyim. Küçük bir trik var arada. Mesela tek dizisinin içinde
6 tane tek sayı varsa, 4 tanesi 0'sa diyelim. O zaman çiftlerde ise 6 tane 0 vardır, 4 tane çift sayı vardır deriz, değil mi? Yani bunu direkt kullanabiliriz. Yani 6 artı 4 10. Zaten dizimizin boyu 10'dur maksimum. Yani birini bulsam diğerini bulmaya gerek kalmıyor. Ben burada ne yapıyorum şimdi? Tekleri bulmuşum. Teklerde yine aynı şekilde sıfırdan farklı olan değerlere bakıyorum ve rastgele bir k değeri. İlk değeri sıfırdı bunun. K'nın en yukarıda tanımladım herhalde. Şimdi bu k'yı teker teker artırıyorum. Kaç tane sıfır olmadığına bakıyorum ve k değeri kadar tek sayı vardır diyorum tekin içinde. Değil mi? Daha sonra şurada ne yapıyorum? Tekleri yazdırıyorum. Tek 1 bölü k dediğimizde tüm teklerin toplamı bölü tek sayısı kadar k diyoruz. Ekrana yazıyoruz. Teklerin ortalaması çıkıyor. Çiftlerin ortalamasında ise 10 eksi k diyorum. Değil mi? Yani 10 eksi k kadar çift sayı var. Çift birliği de 10 eksi k'ya böldük mü çiftlerin ortalaması çıkıyor. Burada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Kodda 0 bölü 0 belirsizliği oluyor. Bu yüzden şunları da ekledim. Bunlar çok kafanızı karıştırmasın. Tek bir eğer sıfırsa teklerin ortalaması sıfırdır yazıyorum direkt. Çift bir ses kodu sıfırsa direkt çiftlerin ortalaması sıfır diyorum. Yani full tek ya da full çift girildiği zaman böyle bir şey olacak diyoruz. Else durumunda ise iki tane ayrı if'ler if'le kontrol ediyoruz. Böyle bir şey yazıyoruz. Ve sorularımızı burada da bitirmiş oluyoruz. Neyse kolay gelsin arkadaşlar.